Değişkenler kod bloklarını tanıyacağımız dersimizden herkese merhaba. Hazırsanız hemen başlayalım. Değişken nedir? Biraz bundan bahsedelim. Değişkenler programlarımızda belirli değerleri hafızasında tutan kod bloklarıdır. Bu değerler sayısal değerler olabileceği gibi ismimiz, soy ismimiz, evet, hayır, topla, çıkart gibi ifadeleri içeren karakter değerler de olabilir. Bu programımızda sayısal verileri kullanacağız. Programımızın akışında işimizi kolaylaştıracak 3 tane sayısal değeri bir değişkene atayarak programda gerekli yerlerde çağırarak işimizi biraz daha az kod bloğu kullanarak tamamlamayı hedefliyoruz. Hemen başlıyorum. Öncelikle programımda kullanacağım 3 tane buton kuklasını seçiyorum. Buton kukla olarak çalışmasını yine kullanacağım kodlarla belirleyeceğim. Sayısal bir görüntü ihtiyacım olduğu için simgelerde Lovely Numbers kuklasını seçiyorum. Kuklamın boyutunu biraz küçültelim. 3 tane butona ihtiyacım olacak. Aynı kukladan 2 tane daha çoğaltıyorum. Kuklalarımızın içerisinde önceki derslerden de hatırlayacağınız gibi birden fazla görseller yer alabiliyordu. Kuklanın ismine ve kullanım amacına göre de değişiyor tabii bu durumlar. Yine bu görselleri kullanarak 0, 1 ve Lovely Number 3 kuklam içinde iki görselini seçiyorum. Butonlara bastığımda ana kuklamın dönme hareketi yapmasını isteyeceğim. Burada yer alan pandamızın çok da başını döndürmeyelim. Hemen pandamı çarpıya basarak siliyorum. Dönme hareketine uygun bir kukla eklemek için artıya bastım. Kukla kütüphanesi başlığında yer alan kuklalardan kullanabiliriz. Bununla beraber yine aynı bölümde yer alan yükle butonuyla bilgisayarımda bulunan görsellerden de programıma aktarabilirim. Daha önceden indirmiş olduğum Venüs 1 görselini burada programıma ekliyorum. Sahneme geldi. Yine boyut olarak büyük bir kukla. Hemen %70, %60 oranında küçültüyorum. Kuklanın kenarında yer alan beyaz bir alan var. Eğer bu bizi rahatsız ederse yine kukla tasarım bölümünden kostümler silgi aracını kullanarak istemediğim alanları hızlıca temizleyebilirim bu şekilde. Evet, diğer kuklaların üzerini kapatmasını istemediğim için fazlalıkları da sildim. Hemen kodlara geçiyorum. Programın amacını tekrar hatırlayalım. 1, 2, 3 kuklalarımı buton olarak kullanmak istiyorum. Ve bu kuklalara tıklandığımda Mars'ın yapacağı dönüş hareketini hızlandırmak ya da yavaşlatmak, sıfıra basıldığında da durdurmak istiyorum. Bunun için programımın Go butonuna tıklandığında başlamasını istiyorum. Hareket edecek olan kuklam Venüs. Bu yüzden Venüs'ü de seçtikten sonra tıklandığında kod bloğuyla programıma başladım. Dönüş hareketinin birinci etmeni değişken olarak tanımlayacağımız hız değişkeni olacak. Nasıl bir fark burada etkisi olacak? Eğer değişkenimin değeri 0 ise dönme hareketini durduracağım. Değişkenimin değeri 1 ise dönme hareketine başlatacağım. 2 ise hızlandıracağım. Bu yüzden öncelikle bir değişken oluştur. Değişkenler başlığından bir değişken oluştur sekmesiyle hız değişkenini tanımlıyorum. Değişkenim geldi. Değişkenle ilgili değerlerin de buraya, diğer kod bloklarının da buraya eklendiğini görüyorum. Hız değişkeninin değerini değiştirmekle ilgili bir kodum var. Yine hız değişkenimin değerini buradan artırıp azaltabilirim. Diğer kodlarımdan da değişkenin görüntüsünün, değerinin görüntüsünün sahnemde yer almasını ya da gizli butonuyla gizlenmesini sağlayabilirim. Şimdilik ekranımızda kalsın. Böylelikle kod akışını da görebiliriz. Değerin nasıl değiştiğini de görebiliriz.
Hemen devam ediyorum. İlk etapta hız değişkenim 0. Evet, ama sayı butonlarıma, sayı kuklalarıma tıklandığında değişkenimin değerinin değişmesini istiyorum. Öncelikle 0'a basıldığında olaylar bölümünden, bu sefer tıklandığında butonu değil, bu kukla tıklanınca bloğunu alıyorum. Bu blok tıklandığında hemen başlığın altında yer alan diğer kodların çalışması sağlanacak. Dolayısıyla kuklam aslında bir buton gibi burada çalışmaya başlayacak. Sıfıra basıldığında hız değişkenimin kaç olmasını istiyorum? Sıfır. Dolayısıyla sıfır yap. Kodunu buraya aldım. Aynı şekilde 1 ve 2 kuklalarım için de aynı kodları kullanacağım. Tekrar yazmam gerekiyor mu bu kodları? Hayır. Kod bloğumu alıp taşımak istediğim kuklanın üzerine sürüklediğimde kodun buraya da kopyalandığını görüyorum. Bir kuklama tıklandığında hız değerim 1 olsun. Hemen güncelledim. Aynı şekilde 2'ye tıklandığında hız değerim bu sefer 2 olsun. Bu kukla tıklanınca hızı 2 yap. 1, 2 ve 3 kuklalarımın kodları hazır. Venüs kuklamdan kodlarımı yazmaya devam edebilirim. Programımın bu aşamasında kodlarımın sürekli tekrarlanmasını istiyorum. Çünkü bir sefer çalışıp programın durmasındansa sürekli bir akış halinde ilerlemesini istiyorum. Bir sefer 1'e basıp tekrar 0'a bastığımda programın durmaması için kontrol bölümünden sürekli tekrarla. Kod bloğumu aldım. Bloğumun yaptığı işlem neydi? Kendi içerisinde yer alan kodları sırayla çalıştırmak. En sondaki koda geldiğinde tekrar en baştaki koda dönerek kodların çalışmasını devam ettirmekti görevi. Dolayısıyla bizim burada program akışımızı sağlayacak olan kod bloğumuz sürekli tekrarla. Sıradaki aşamada dönme hareketini yaparken hareketi hangi hızda yapacağı, hareketi durduracağı mı yoksa hızlandırıp yavaşlatacağı mı, bu durumları, bu şartları belirleyen eğer kod bloğuna ihtiyacım var. Eğer kod bloğunun görevini de hatırlayalım. Kendi parantezi içerisinde, kendi şart alanı içerisinde yer alan şarta bakarak şartın gerçekleşme durumunda kendi bloğu içerisindeki kodları çalıştırıyordu. Birinci şartımız sıfır butonu ile ilgili olan, sıfır kuklası ile ilgili olan şartımız olsun. Yani Venüs'ün dönmesini istemediğimiz hız değişkeninin 1 olduğu durumu. Bunun için değişkenin 1'e eşit olup olmadığını kontrol edeceğim. İşlemler bölümünden mantıksal eşitlik kod bloğumu alıyorum. Kod bloğumda yer alan ikili karşılaştırma alanlarına hız değişkenimi konumlandırdım. Sağ tarafına ise hız değişkenimi hangi değerle karşılaştıracaksam onu alıyorum. Hız değerim sıfıra eşitse Venüs dönmesin. Hareket bölümünden derece dön. Bloğunda parametre olarak sıfır veriyorum. Sıfır derece dön demem dönmemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla durma hareketini gerçekleştirecektir. Sıradaki durumum bir kuklasına tıklandığında durumu, yani hızın aynı zamanda 1'e eşit olma durumu. Bunun için aynı kodları tekrar yazacak mıyım? Tabii ki tekrar yazabilirim. Böylelikle elim de alışabilir. Ya da kopyala yapıştırı da burada aslında yavaş yavaş öğrenebiliriz. Tüm kodlara sağ tuş yapıp kopyasını çıkart dediğimde aynı kodların burada oluştuğunu görüyorum. Ama tamamına ihtiyacım yok. Dolayısıyla bunu tekrar kodların içerisine sürüklediğimde çöpe atmış oluyorum. Yalnızca eğer bölümünde yer alan kodları kullanacaksam eğer kod bloğuna sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkart dediğimde sadece bu bölümün çoğaldığını görüyorum. Bunu alıp yine ilk eğrim bittiği yere, sayfanın en altına değil, zaten oraya kendisi otomatik olarak bakın yerleşemiyor. Hemen ilk eğrim bittiği yere tutturuyorum. Birinci şartım sağlanmadığında kaldığı yerden ikinci şarta geçecektir kontrol etmeye. İkinci şartımız hızın 1'e eşit olması.
Yani bir butonuna tıklanması, bir kuklasına tıklanması. Çünkü neydi? Hatırlarsak bir kuklasının komutlarını. Bu kukla tıklanınca hızı 1 yap. Dolayısıyla kukla tıklandığında hız değeri 1 olacak ve Venüs değişen hız değerini algıladığı için artık burada hız değerinin 1'e eşit olması durumundaki kodlarım çalışmaya başlayacak. Kopyaladığım için derece dön kodum da burada. Kaç derece dönmesini istiyorsak yavaş bir dönüş hareketi vereceğimiz için 15 derece dön diyebiliriz. Ve sıradaki adıma geçebiliriz. İki butonuna, iki kuklasına tıklandığında dönme hareketim devam etsin. Ancak biraz daha hızlansın istiyorum. Yine hız eşittir 1 ise eğer kod bile ona sağ tuş, kopyasını çıkart diyerek çoğalan kod bloğumu hemen kaldığı yerden programıma tutturuyorum. Hız eşittir 1 ise yerine hız eşittir 2 ise dedim. Derece dön parametremi 30 olarak güncelliyorum. Hız kademem 2 katına çıktığına göre dönmedeki dereceyi de 2 katına çıkararak orantısal bir hareket elde etmiş olurum. Programım şu anda tamamlandı. Test etmeden önce kontrollerimizi yapalım. Sıfır kuklasına tıklandığımda hız değişkenimin sıfır olmasını istiyorum. Bu kukla tıklanınca hızı sıfır yap. Doğru. Bir kuklasına tıklandığımda hız parametremin, hız değişkenimin bir değerini almasını istiyorum. Evet, doğru. İki kuklama tıklandığımda yine hız değişkenimin iki değerini almasını istiyorum. Burada da bir eksiklik yok. Venüs'ün kodlarını da tamamladığımıza göre hemen programı test edebilirim. Go butonuna tıklandığında başlasın demiştik. Go butonuna tıklıyoruz. Şu an kodlarımın dışında sarı bir çerçeve geldi gördüğünüz gibi. Kodlarımın şu an aktif olduğunu, bu kodların işlemciye yorumlanmak üzere gönderildiğini buradan anlayabilirim. Ama henüz bir dönme hareketi yok. Evet, doğru. Çünkü başlangıçta hızı sıfır yaptık ve dönme hareketi vermedik. Hız hangi durumda bir oluyordu? Bir kuklasına tıklandığında ve 15 derecelik bir dönme hareketinin başlaması gerekiyordu. Deniyoruz. Evet, kodlarında görmüş olduğumuz tüm adımların uygulandığını sahneden aldık. 2'ye tıklandığımda hızlanmasını bekliyorum. Evet. Ve tekrar 1'e bastığımda programın 0 derece dön komutuyla Venüs'ü durduruyor. Evet, programımız bu şekilde. Değişkenleri tanımlamak için hangi adımları uyguluyoruz? Değişkenleri nasıl kullanabiliyoruz? Bununla ilgili farklı örneklerde çoğaltılabilir. Sizler de programı yazıp denemeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.